Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek nasıl çoğaltılır onu göstereceğim. Beğenirseniz lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz iki kök çileğimiz var. Şimdi bunların nasıl çoğaltıldığını size göstereceğim. Şöyle hazırlamış olduğum toprak, gübre karışımı var. Siz bunu hazır çiçek gübresiyle, çiçek toprağıyla, torf veya perlit karışımıyla da yapabilirsiniz. Ben burada imkanım olduğu için toprak ve gübrelerle, tavuk gübresi ve hayvan gübresinin karışımıyla yapıyorum. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çileğimiz şöyle kendi kendine zaman içinde uç veriyor. Bu uçlar çileğin çoğalması için gerekli olan malzeme. Şöyle geliyoruz toprağımıza. Bu çileğimizin şu alt kısmını buradan doğru kök salacak bu. Toprağımıza temas ettiriyoruz. Şöyle toprağımızda parmağımızda bir yer açtık şöyle. Şöyle parmağımıza geldik. Bunu bir çubukla da yapabiliriz. Elimiz müsait olduğu için yaptık. Parmağımıza bir çukur açtık. Koyduk. Şöyle kapatıyoruz. Evet. Şimdi kapatırken yandan uç atmalarını engellemiyoruz. Gördüğünüz gibi çileğimizin gövdeyle bağı devam ediyor. Zaman içinde bakın buradan bir kök daha atacak. Şuradan elimle gösteriyorum. Tam şuradan. Bir kök daha atacak. Daha sonra bu ucumuz devam edecek. İleriye doğru birkaç tane daha kök atacak. Kök attıktan sonra ana gövdeyle şu gövdeyle bağını keseceğiz. Böylece burada yeni bir çilek büyümüş olacak. Böyle devam edecek, devam edecek, devam edecek. Her yeni atan kökte ana gövdeyle bağını keseceğiz. Böylece çilek kendi kendine çoğalmış olacak. Yani bir çilekten yüzlerce çilek elde etme imkanımız var. Çilek mevsiminde genelde ben herkese aynı şeyi tavsiye ediyorum. Her şeyin yetiştirilmesi için iki tane mevsim vardır. Bir Ekim ayı, ikincisi ise ağaçlara suyun, meyvelere suyun yürüdüğü, sebzelere suyun yürüdüğü Mart, Nisan, Mayıs ayları gibi mevsimlerde rahatlıkla dikersiniz, verip alırsınız. Evet. Çok basit gördüğünüz gibi çileğin çoğaltılması. Bir kök çilek alırsınız. Daha sonra bunlardan yüzlerce kök elde edebilirsiniz. Koskocaman bir bahçe elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle çileğimizin üzerinde çiçekleri görüyorsunuz. Şöyle meyvasını da görüyorsunuz. İnşallah bu yavaş yavaş çileğimiz bir yandan meyve verecek, bir yandan kök atacak, çoğalacak, gidecek. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Daha hızlı çoğaltmak isterseniz bu çiçek olan uçları kesersiniz. Meyveye veren uçları kesersiniz. O zaman ne yapar? Çilek sürekli dal atar. Sürekli dal atar. Sürekli dal atar. Ve daha hızlı bir şekilde çoğalır. Evet. Şuradan kestiğiniz zaman, şöyle kestiğiniz zaman, bunu yok ettiğiniz zaman çilek sadece kardeş üretmeye, yeni dallar üretmeye, yeni kollar atmaya başlar. Böylece çileğiniz daha hızlı bir şekilde çoğalmış olur. Ama yok ben hem bir yandan çilek yemek istiyorum, hem çoğaltmak istiyorum derseniz yavaş yavaş bir yandan çilek yersiniz. Bir yandan da şöyle gördüğünüz gibi kol atar. Siz oradan üretim yaparsınız, çoğaltırsınız. Evet arkadaşlar, köklendire yapmış olduğumuz çilekleri burada görüyorsunuz. Şimdi köklenmiş halini size göstereceğim. Evet.
görmüş olduğunuz gibi şöyle köklendi. Artık bunun diğer kısmına bağını da keseceğiz. Böylece bu artık kendi kendine büyümeye devam edecek. Ve bir yandan da oradan yeni bir kolla bir başka tarafa yeni bir kökleme daha işlemi yapmış olduk. Böylece çileklerimiz çoğalacak. Asıl ana gövde burada bakın. Ana gövdeyi de göstereyim size. Bundan şu ana kadar 4, 6, 8 tane 4, 5, 6 tane çilek çoğaltmış olduk. Daha da çoğalacak. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.